Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Megane 2 ortak konsol plastik parçalarını sökmeye göstereceğim. Daha öncesinde benim double teybim vardı. Bunu ben yerinden çıkarttım. Şurada sağlı sollu iki tane vida delikleri var gördüğünüz gibi. Bunları da ben daha öncesinde söktüm. Sonrasında üst tarafta saatliğimiz var. Öncelikle bu saatlik plastiklerini sökmemiz gerekiyor. Bunun da altlarında gördüğünüz gibi biri solda, biri de sağda olmak üzere iki tane tırnakları var bunun. Zaten şuralara da geçme bu tırnaklar. Aynı zamanda hemen şurada vida delikleri de var. Sağda ve solda olmak üzere gördüğünüz gibi. Bunları da ben daha önce zaten sökmüştüm. Bu saatliğimizi buradan elimizle kastırıp, ben daha önce de bu kırıldığı için, bu normalde tek parçadır. Devamındaki parça kırıldığı için ben bunu bu şekilde buradan alıp buraya yerleştiriyorum. Yer kaplanması adına. Sonra dediğim gibi bu vidaları zaten söktük. İki tane burada üste var. İki tane şurada gördüğünüz gibi teybin olduğu yerlerde vida yerler var. Bunları da söktükten sonra en aşağıda plastiğin alt kısımlarında da sağda ve solda olmak üzere iki tane vida var. Birini burada gördünüz. Biri de hemen şu alanda görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar size özellikle tavsiyem bu vidaları sökerken bulabilirseniz bir mıknatıs parçası bulundurun. Torna vidanızın ucunda mıknatıslandırın ki vidalar aşağılara düştüğü zaman çıkartması çok zor oluyor. Şu plastik parçamızı şuradan kastırmak suretiyle şurada köşe yerlerde de iç taraflarında bunun geçme klipsler var. Aynı benzer klipslerden şurada göstereyim size arkadaşlar. Şu alanda da var. Bunları arkadan da ittirip çıkarabilirsiniz kastırarak. Sağda ve solda olmak üzere. Şurada görüyorsunuz zaten metalik parçada görünüyor klips yeri. Elinizle şunu ittirdiğiniz zaman buradan biraz daha kolaylıkla çıkacaktır. Teybin içindeki klipsleri çıkarttım yerinden. Hatta şöyle yandan göstereyim ben size klipsleri. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada zaten. Görüyorsunuz. Şu alanda da gördüğünüz gibi klipsler var. Tam yukarıda köşede. Hatta şöyle üstten göstereyim size. Bu geçme klipsler var. Bunlar zaten yerlerinden biraz kastırarak çektiğiniz zaman çıkıyor. Bu işi ilk defa yapacaksanız da çok dikkatli sökmenizde fayda var. Bu plastikler yaşı çok aldığı için, uzun yıllardır güneşten sıcaktan kavrulduğu için kırılma ihtimali yüksek. Dikkatlice sağdan soldan kastırarak çekmeniz gerekiyor. Destek alarak sağdan soldan. Burada ve şurada birer tane vida vardı. Onları yerlerinden söktüm, çıkardım. Gördüğünüz gibi artık bu plastik döşememizi biraz daha kastırarak çıkartmamız artık daha kolay. Şu an zaten boşta. Şöyle çektiğim zaman tamamen artık geliyor gördüğünüz gibi. Şöyle üstten de iç kısmını göstereyim size. Şurada tırnak geçme yerleri var. Bu ön plastik parçasını biraz da yukarı doğru çekerek çıkarmamız lazım. Çünkü alt kısmı, alt ayakları biraz geçme gibi yukarı doğru çekerekten kendinize doğru alabilirsiniz bunu. Artık tamamen boşta. Böyle çekip aldığınız zaman yerinden kolaylıkla çıkıyor. Klimamızın iç aydınlatma lambaları var, klima düğmelerinin. Bunları sökmek için şu gördüğünüz siyah vidaları sökmemiz gerekiyor yerinden. Sonrasında klima düğmelerimizin sağında ve solundaki vidaları yavaş yavaş sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunları gevşetiyorum ki tek elle tutacağım için düşmesinler bir anda çekince. Çünkü bunlar gerçekten kaybolduğu zaman bulmak çok zor oluyor. İçerisi çünkü mahşeri cümbüş yeri yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlı sollu vidaları da söktüm. Birazdan bu yerinde olan plastik parçayla beraber zaten vidaları söktükten sonra bu kontrol kumandası yerinden daha rahatlıkla artık çıkıyor. Gördüğünüz gibi yerinden oynuyor. Bunu çekip çıkartacağım ben birazdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi klima menfezini de klima düğmelerinden ayırdım. Klima düğmeleri şu an artık boşta. Şurada gördüğünüz gibi beyaz bir tırnak var. Bu beyaz tırnaklar sağda ve solda olmak üzere
Şöyle tutturması adına şuraya arka ittirdiğim zaman yerine sıkışıyor zaten. Şöyle bunu sabitledim. Yoksa yerinden çıkıp düşüyor aşağıya arkadaşlar. O beyaz tırnaklar da şu klima menfezinin şu kısmına denk gelecek şekilde. Şu alana giriyor. Parmağım ucundaki kısımdan. Oradan destekliyor kendini. Aynı zamanda klima menfezinin yan taraflarında da gördüğünüz gibi tırnaklar var. Bu tırnaklar klima düğmelerine geçiyor. Böyle kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor. Sökerken yani el pratikliğiniz varsa sökmeniz kolay yani. Çok da uğraştırmıyor bunu sökmek. Şöyle üstte göstereyim. Bir tane burada. Bir tane daha burada. Üstte de bir tane siyah tırnak var. Bunu buradan tırnağımla kastırdığım zaman buradan çıkacak. Aynı şekilde klima düğmesinin altında da böyle sağlı sol tırnaklar var arkadaşlar. Benim soldaki tırnak daha önceden sökerken kırılmış. Benden önce sökülmüş muhtemelen. Yani dediğim gibi plastikleri sökerken biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zamanla kırılganlaştıkları için kırılma ihtimalleri var. Sıcaktan kavrulduğu için. Tırnakların sökümünü de basit şekilde yine göstereyim şöyle. Tırnağımı yukarı doğru kaldırdığım zaman yerinden zaten tık diye çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu an boşta tırnak. Aynı şekilde alttaki tırnağı da tırnağımla kastırmak üzere. Plastik tırnağı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere klima düğmelerinin ön kapağını söktüm düğmelerle beraber. Şurada rezistans düğmesiyle AC klima düğmeleri var. Bunlara dikkat etmezseniz şöyle öne doğru yaptığı zaman gördüğünüz gibi aşağı doğru düşebiliyor. Bunu sökerken de özellikle dikkat edin ki eğer yanlışlıkla düşerse bunu tekrardan bulup çıkartması zor oluyor. O yüzden bunu çıkartırken mümkün mertebe kendinize doğru böyle yatararaktan çıkarırsanız bu düğmeler içine doğru düşmeyecektir. Özellikle de şunları göstereyim arkadaşlar. Klima çevirme düğmesinin yanlarına yaylı bir düğme aparatı yapmışlar. Şöyle elimle de bastırdığım zaman yaylanıyor. Görüyorsunuz. Şu plastik düğmeler içinde uzun bir yay var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de burada aynı şekilde. Gördüğünüz gibi düğmelerin kademeli olarak dönmesi ve kastırarak dönmesini sağlayan şey buradaki yay mekanizması aslında. Bu siyah plastik düğmeler normalde boşta. Sökerken bunlar kesinlikle yerinden çıkıyor ve düşüyor. Yani bunları özellikle aşağı düşürmemenizde dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu belirteyim. Ben daha öncesinde bunların uç ve üst kısımlarına japon yapıştırdım. Yani yay ve alttaki plastik artık birbirine japonla bağlı arkadaşlar. Şöyle de içinde zaten yayı göreceksiniz. Uzun böyle aynı tükenmez kalemlerin içinde bulunan yaylardan var. Ona çok benziyor bu yaylar. Bu siyah parçayı elinizle zaten çektiğinizde çok rahat da geliyor. Ben bunları tekrardan düşmesin diye aktivatörlü japonla yapıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de klimayı bu düğmeleri söktükten sonra en son hangi konumda söktüğünüzde unutmamanızda fayda var. Çünkü bunların yerleri karışabiliyor. Yani kapalı konumda kaldıysa en son. Sonrasında tekrar söktak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi klimamızın ampul yerleri şurada. Gördüğünüz gibi siyah boş yerler. Buralarda daha önce ampuller vardı. Ben bunları sökmüştüm yeni ampul alana kadar takmayın diye. Klimamızın iç mekanizması bu şekilde arkadaşlar. Zaten aç kapa düğmesi kendi kendine burada dönebiliyor. Şu an kapalı konumda. Zaten üstte bir tırnak var. O zaten sonlandırıyor konum kısmını. Bu klimamızın ayar düğmesi. Zaten oradaki dişler bunların içine giriyor. Zaten içinde de göreceksiniz bir dişli mekanizma var. Bunu zaten isteseniz de elinizle döndüremiyorsunuz. Bu manuel ayarlamaları bu dişler yapıyor zaten. Klimamızın AC ve rezistans LED lambaları da buradaki turuncu lambalar arkadaşlar. Bir de şunu özellikle belirteyim. Klima düğmelerinin içerisine halojen standart ampullerden koymanız gerekiyor. Ben daha önceden LED ampul yerleştirdim. Aynı buradaki turuncu LED'ler mantığında. Mavi ışık verdi. Gerçekten tatlı bir ışık oldu ama içeride ışık eşit yayılmadığı için sadece karşıya vuruyor ve düğmelere önden baktığımız zaman akşam karanlıkta yanarken hiçbir şekilde aydınlatmıyor burayı. Çünkü o ışığın içeride homojen şekilde dağılıp yayılması gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi ampullerimi bulup yerlerine yerleştirirken tekrar devam edeceğim.
Şöyle gördüğünüz gibi iki tane halojen ampulüm var. Bunlar klima ampulleri. Bunları yerlerine yerleştireceğim arkadaşlar. Bir tanesini aldım. Şöyle siyah gördüğümüz yere paralel olacak şekilde şu düz kısmı yerleştiriyorum. Bismillah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ampulleri yerlerine yerleştirdim. Parkları açınca da yandığını görüyorsunuz. Birazdan buraya komple toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada toplamadan önce göstereyim arkadaşlar. Bu sağdaki rezistans düğmesi. Soldaki de klima kontrol düğmesi arkadaşlar. Soğuk klimayı açmak için buna basıyoruz. Şimdi bunların ayaklarında metal ayaklar var şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar zamanla oksit yapabiliyor. Eğer bunlarda bir temassızlık çalışmama durumu varsa bunların ayaklarını tornavida ile vesaire temizleyebilirsiniz. Yani ben bunu sökmeye denemedim ama yani elinizden geliyorsa bu tür işler yapabilirsiniz. Yoksa hiç girmeyin. Tamir edeyim derken daha çok bozabilirsiniz. Şöyle montaj aşamasında göstereyim yine size de. Tırnaklar böyle denk gelecek şekilde şuralardan bastırıyoruz arkadaşlar. Bunları tek tek bastırdıktan sonra tık diye bunlar yerlerine oturuyor. Tabi tırnaklar yerlerine oturmadan önce düğmelerimizi kontrol etmemizde fayda var. Çünkü yerine denk geldim gelmedim bunu görmek için. Tırnaklar tamamen yerine oturmadan, çünkü bir daha sökmekle uğraşmayalım tırnaklar kırılmasın diye. Hafiften yerine böyle yerleştiriyoruz. Evet, şimdi yerini buldu. Şöyle çevirdiğim zaman tık tık sesi de yapıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an tabi yeri kaydığı için söküp tekrar yerine oturtmam lazım bunu. Evet arkadaşlar, ikinci denememde başarılı oldum. Şöyle kademeli döndürdüğüm zaman görüyorsunuz tık tık ederek artık sağa sola dönüyor. İç devir dahilinde de sıkıntı yok. Açma kapama rezistans düğmesinde de problem yok. Kalorifer düğmesinde. Bunlar zaten çalışıyor. Eğer ki bu menfezin ön çıtasını sökmek isterseniz arkadaşlar, ben bunu daha önce söküp kaplama yaptım. Şurada yanlarda tırnakları var. Bu tırnakları tornavida ya da elinizle ittirerek içeriye doğru yerinden çıkıyor bunlar arkadaşlar. Çıtayı ön menfezden ayırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da tırnaklar var. Aynı zamanda altta da şu kısımda bir tırnak var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada arkadaşlar. Klimanın alt kısmında, yani şöyle önden bakacak olursak altlarda da şöyle ikişer tane tırnak var. Üstte şu aralarda olabilir arkadaşlar. Bu ızgaralara telefon vesaire taktığınız zaman kırılabilir bu menfez ızgaraları. Daha önce benim kırıldı, ben bunları değiştirdim, söktüm. Bunlar da birbirine geçme plastiklerden oluşuyor. Yani bunu tasarlayan mühendisler metal parçalardan üretmediği için içine geçen pimleri, bu tırnaklar zamanla kırılabiliyor ağırlık üzerine bindiği zaman ya da darbe işlem gördüğü zaman arkadaşlar. Şimdi geri montajımıza devam edelim arkadaşlar. Daha önce size göstermiştim. Şurada beyaz küçük tırnaklar var. Biri sağda biri solda olmak üzere küçük. Şunlar. Tırnaklar şu tırnağın iç kısmına girecek şekilde sağda ve solda. Onu da birazdan göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere o size bahsettiğim beyaz tırnakları ve şuradaki yuvarlak bir tane vida gibi klipsi yerine denk gelecek şekilde ayarladım. Burada daha iyi görüyorsunuz. Tam olarak nereye geçtiği belli olmakta. Gördüğünüz gibi üzerine siyah plastiğin üzerine biniyor beyaz tırnak. Bu da bu deliğe denk gelecek şekilde. Ben önceden vidaları da yerlerine yerleştirdim. Henüz daha sıkmadım. Bunu sabit olarak tutsun, aşağı kayıp düşmesin diye. Sonrasında daha önce söktüm bu L şeklindeki demir parçalarını vidalarıyla beraber yerlerine yerleştireceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Benim önceden klima, yani menfez çıtasını ben değiştirdim. Daha önce benim kırıktı bu. Başka bir arkadaştan çıkma aldım, elinde fazla varmış. Benimkinin bu alttaki şu devam eden
ayak, yani şu ayak burada yoktu öncekinde. Şuradaki şu parça. Şu alandan itibaren bu kısmı yapıştırma yapmışlar. Hem plastik kaynak hem de Japonla yapıştırmışlardı. Ve ben daha önceki söktüğümde bu L ayaklar orada vardı. Ama bunu öyle bir sistem yapmışlar ki şu ayakla şu ayak birbirine böyle geçme olacak şekilde orada bir destek ayağı oluşturmuşlar. Yani farklı montaj sistemi uygulamış. Yani siz tabii bu ayaklar sizde var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden şunu söylüyorum. Yani bunlar olmakta zorunda değil. Olmasa da bu klima düğmeler burada vidalarla sabit duruyor. Ben daha sağlam olsun diye bunları üst üste birleştirecek şekilde montajını yaptım. Yine aynı şekilde yapıp göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa demir parçası altta kalacak şekilde L olan da onun üzerine denk gelecek şekilde üzerinde vidalamasını yaptım. Ya yani burada anladığım kadarıyla amaç alttaki vidayla üstteki vidayı birbirine desteklemek ve daha sağlamlaştırmak. Yani malzeme daha sağlam, sıkı bir şekilde duruyor burada. Birbirinden destek alıyor iki vida demir parçası vasıtasıyla. Yani öncesinde kısa parçaya koydum ama tabii siz bunu yine de buraya tamamen vidasını sıkmamanız lazım. Çünkü üstüne L ayak denk gelecek. Araya girecek çünkü. Biraz gevşettim gördüğünüz gibi bu vidayı da. Şimdi üzerine ikinci L ayağımız gelecek. Onu da şurada gördüğünüz yere vida yerine yerleştiriyorum. Bu şekilde bir yerleştirim söz konusu gördüğünüz gibi. Şu an sıkılmamış hali de. Birazdan sıkımlarını yaptıktan sonra tekrar göstereceğim. Sağdaki gibi olacaklar yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki vidayı da sıkımını gerçekleştirdim. Şimdi daha sağlam bir şekilde klima düğmelerimizi buraya sabitlemiş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Birazdan da ön söktüğümüz plastik parçamızı yerine yerleştirmeye başlayacağız. Tabi öncesinde şuradaki soket olaylarını ben size göstereyim. Şu start stop soketi. Yanlar önde ve altta olmak üzere tırnak ve mandalları var. Bunlar elinizde kastırınızdan çıkıyor. Hemen altındaki soket de anahtar kartımızın soketi. Orijinali bildiğim kadarıyla Siemens marka zaten. Sonrasında dörtlerimizin soketi var hemen şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani dörtlü ışıklarınızda herhangi bir problem varsa düğmeden kaynaklı bu sokette problemi arayabilirsiniz. Sonrasında daha önce de gösterdiğim gibi bu ön konsol plastiğimizin köşelerinde hemen klipsli tırnaklarımız var. Bunlar birer tane. Ve aynı şekilde orta kısımda da birer tane klipslerden var. Bu klipsler hemen şurada zaten gözle de görülüyor bariz bir şekilde. Şurada geçme yerleri var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Sonrasında köşedeki klipslerimiz de hemen şu köşedeki boş yerlere geçecek. Bunları söküp takarken elinizde çektiğiniz an geliyor. Tabi elinizde mesela şu kısmı arkadan parmağınıza destekleyip ittirirseniz daha rahat çıkar buradan bunlar. Vida yerlerimizi unutmayın. Buralara en son vida atacağız arkadaşlar. Bu ön döşeme plastiğimizi yerleştirirken öncelikle alt kısımdan aşağıdan yerleştirmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü aşağıda mevcutta tırnaklar var ve bu tırnaklar yukarıdan aşağı geçecek şekilde olmalıdır. Şöyle yukarıdan aşağı olacak şekilde öne doğru kapatacağız böyle arkadaşlar. Sonrasında ön plastiğimizi tamamen yerine yerleştireceğiz. Bir de ben sökerken bu tırnağı yerinden kırmışım arkadaşlar sanırım. Şurada da zaten bir tane tırnak var. Bu orta kısımda üst taraftaymış. Aklınız olsun yani söküp takarken bu tırnağı da kırmamaya dikkat edin. Ben bunu şimdi Japonla yapıştırmasını sağlayacağım. Umarım sağlam bir şekilde oturur yerine. Kırılan plastik tırnağımı idareten de yerine yapıştırdım arkadaşlar. Japon ve kontak spreyle. Onu da size şöyle gösterebilirim. Böyle hızlı kontak spreyler var hazır. Yani bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Japon türevi bir yapıştırıcıdır bu. Bu yapıştırıcı aktivatörlü kontak aktivatördür. Bunu da belirteyim sizlere. Orta tırnakları ittirip yerlerine yerleştirdim arkadaşlar.
Şurada gördüğünüz gibi klipsler yerlerine geçti. Üst tarafları da şöyle yeni denk gelecek şekilde ittiriyorum ve yerine oturuyor arkadaşlar. Şu da aynı şekilde. Böyle yerine oturdu. Son olarak üst tarafta iki tane tırnağımız vardı. Bir tanesi kırıktı, bunu yapıştırmıştık zaten. Bunları da ittirip yerlerine yerleştireceğiz. Ondan sonra ön plastiğimizin yerine yerleştirimi tamamen bitmiş oluyor böylelikle. En son aşamada üstteki vidalarımızı tamamen yerine sıkacağız. Teybin içindeki klips yerlerindeki vidaları yerine yerleştireceğiz ve alttaki vidaları da yerlerine takıp sıktıktan sonra en son aşamada teybi yerine yerleştirmemiz kalacak. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Teybin içindeki soketler, geri vites kablosu, anten vesaire, bunları da bu alanda unutmamaya dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vidalarımızı da yerlerine yerleştirip sıkım işlemlerini gerçekleştirdik arkadaşlar. En son üstte saatliğimizi yerine yerleştireceğiz. Bu benim daha önceden kırıktı. Bunu kırmadan sökmeme özen gösterirseniz daha iyi olur. Ben şöyle bunu yerine yerleştirdim. Bu saatliğin alt köşelerinde de gördüğünüz gibi klipsler var arkadaşlar. Bir tırnak, bir klips var. Aynısından sağ tarafta da var şöyle. Gördüğünüz gibi yerlerine oturacak şekilde denk getiriyoruz. Sonrasında üstten bastırdığımızda bu zaten yerine oturup yerleşecek arkadaşlar. Şöyle bastırmak suretiyle sağdan ve soldan gördüğünüz gibi yerine kolayca yerleşti. Kullandığımız tornavidanın numarası T15'miş. Torx 15 diye geçiyor. Bunun bir kalınlığı Torx 30 oluyor. Onlar daha çok plastik döşemelerde vesaire kullanılıyor. Özellikle şu kapı kollarının iç plastiklerini sökerken vesaire kapı döşemelerinde bayağı bir alanda, arabanın birçok yerinde Torx 30 var. Ama bu tarz küçük döşemelerde Torx 15 tornavida kullanılıyor. Bilginiz olsun. Bu montaj işiyle alakalı söyleyecek şu an başka bilgi yok arkadaşlar. En son OBD soketinin kapağını yerine yerleştireceğiz. Zaten montaj işimiz de bitmiş oluyor böylelikle. Kazasız belasız günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.